Bugünkü hikayemiz hepimizin aşina olduğu bir durum. Birçok insan sosyal hizmetlerin ne kadar kötü çalıştığından şikayetçidir. Delicesine uzun kuyruklar, evrak işleri ve eğer hastaneden bir sağlık raporu isterseniz bu gerçek bir çıkmaz. Ama bu konuşacaklarımız fakirlere ve evsiz insanlara yardım eden sosyal servislerle alakalı. Ama yine de bu servisler için çalışmak isteyen bir sürü insan var. Bu yüzden kabul edilebilir bir istisna olan yukarıdaki bahsedilen şartlar bir şehrin belediye başkanı için geçerli değildi. Belediye başkanı bizzat kendisi şehrindeki sosyal servislerin nasıl çalıştığını kontrol etmeye karar verdi. Çünkü şehrin sakinlerinden tonlarca şikayet alıyordu. Bu sırada belediye çalışanları başkana her şeyin yolunda olduğunu söylüyorlardı ve problemin olmadığını belirtiyorlardı. Ama o çalışanların ve vekillerin yeterli çalıştığından emin değildi. Carlos Tayna alışılmışın dışında bir şey yapmaya karar verdi. Bir gün başkan tanınmış biri olmaktan çıkıp tanınmayan evsiz bir adam kılığına girdi ve kimsenin tanımamasından emin olmak için tekerlekli sandalye kullanmaya karar verdi. Görünüşünü değiştirmek için saçını değiştirdi ve körmüş gibi davrandı. Ve bu şekilde evsiz bir adama dönüştü. İlk olarak sosyal hizmetlere gitti ve yemek yardımı istedi. Bu program dahilinde buna hakkı vardı. Hiçbir çalışanın ona formu doldurmasında yardım etmediğinde nasıl şok olduğunu tahmin etmeye çalışın. Çalışanlar tembeldi ve saygısızdı. Sadece bir nazik kadın bana yardım teklifinde bulundu. Bu duruma çok minnettar oldum. Daha sonra belediye binasına gitti ve başkanla görüşmeyi talep etti. Ama bir başka hayal kırıklığı Carlos'u orada bekliyordu. Engelliler için yapılan asansör kapatılmıştı ama en azından bozulmamıştı ve bundan sorumlu kişiler anahtarlar için uzun bir arama yaptı. Bu sırada onlar utanmaya tenezzül bile etmediler ve evsiz adamın ricasına çok ilgisizdiler. Zavallı Carlos sokakta saatlerce beklemek zorunda kaldı. Daha sonra sekreterle bir görüşme ayarlandı. En ilginç kısmı kimse bana beni orada görmek için bekleyen birilerinin olduğunu söylememişler. Bu noktada Carlos bunu sonlandırmayı ve belediye binasını terk etmeye karar verdi. Çalışanlarımın davranışları beni çok kızdırdı. Hepsi devletten maaş alıyorlardı ama vatandaşlara çok kötü davrandılar. Daha sonra her şeyi onlara toplantıda anlattım. Onlara yürütmenin genel doğrularını ve kurallarını anlattım. Bunları anlattığıma göre artık böyle şeyler tolere edilmeyecektir. Onlar tekerlekli sandalyedeki adamın ben olduğunu öğrendiklerinde şok oldular, diye ekledi başkan. Carlos sadece bununla yetinmedi. Kendisine yanlış bilgi veren bütün yöneticileri kovdu. Onlar vatandaşların hayatını daha iyi hale getirmekten sorumluydular ama bunun yerine onlar kendi hayatlarını karmaşadan uzak tutmaya çalışıyorlardı. Bununla beraber genç, aktif ve yaratıcı insanların sosyal hizmetli olarak işe alınacağı bir proje başlattı. Çalışanların tamamen değişmesini istiyordu ve bu onun son deneyimi olmayacağını ekledi. Onun şehri denetlemek için diğer yolları da vardı. O yüzden bir gün gelip onları kontrol edeceğimi her çalışanıma söyledim. O yüzden artık çalışanların vatandaşların yararına çalışacağını düşünüyorum. Vatandaşlar bu olanları duyduktan sonra başkalarına daha çok saygı duymaya başladılar. O şimdiden şehirdeki çoğu şeyi daha iyi hale getirmişti. Bu olanlardan sonra birçok vatandaş ona tekrar oy atmakta kararlıydı.